Merhabalar. Haftalık gündem sohbeti hoş geldiniz. Haftalık gündem sohbetleri. Haftalık gündem sohbet her pazar saat 12'de bir aksilik olmazsa yayınlanan bir program benim. Bir hafta içinde yapılan, yapılan değil, bir hafta içinde olan, biten işte ıvır zıvır söylentiler, dedikodular, bilmem ne, haberler falan bunlara kısaca bir özet geçtiğim bir program. Ahmet Akgün, çok teşekkürler haberleri bana saldığın için ve devam edelim şimdi. WrestleMania 36'da Raw Women's kemeri kaybetmek istedim demiş. Kim demiş? Becky Lynch Broken Skull Sessions'da biliyorsunuz ki uh, Stone Cold Steve Austin'in programı da bir de bir network'ten yayınlanıyor. Orada demiş ki Babyface biri olarak bu kadar uzun süre şampiyon olmak oldukça zor. O zaman öyleydi. Aslında WrestleMania 36'da kemeri kaybetme kararı vermiştim. Kaybetmeye karar vermiştim. Çok uzun bir süre şampiyona kalmak yorucu ve zordu ama kabul etmediler Orada ne oldu zaten? Hamile. Hamile olduğu falan bir şeyler. Sonradan gitti. Yani. Buna ne yorum yapabilirim? Bir şey yorum yapılamaz. Devam edelim. Meltzer'ın bildirdiği habere göre Tony Khan, Jeff'in, Jeff, Jeff Hardy'nin WWE'nin koyduğu yasa bitmesini beklediğini söyledi. Mart'ta bitecek. Sonrasında görüşmelere başlanacağı duyuruldu. Jeff Hardy bence %100 ihtimal AEW'ye gidecek. Hazır Matt Hardy de oradayken. Bunun yaşanacağını biliyorsunuz. Bunun bu kavuşmanın olacağını biliyorsunuz ve Jafar muhtemelen anca bundan sonra WWE Hall of Fame olarak ilerleyen yıllarda duyurulursa artık 50 40 ne 40 50 60 yaşında falan ne zaman olsa bilmiyorum. Anca o zamanlar gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok şans verildi. Birazcık kafasını dağıtması gerekiyor herhalde Jeff'in. AEW ona bence iyi yarayabilir bu konuda. Yani sonuçta gidip şirketin ana kemerini falan vermeyecekler diye atıyorum. Böyle bir şey yok yani gidip bir şeyle Metar değille Hardy, Hardy Boys'i geri getirebilir. Ronda Rousey'nin WWE ile sadece bir yıllık anlaşma yaptığı söylendi. Bir yıl içinde düşünün bakalım şimdi Ronda Rousey de maça çıkacak. Bir SummerSlam'da maça çıkar. Arada bir belki bir şey ya. Bir 3 tane maçı olur gibi geliyor bana bir yıl içinde. Rumble'ı da sayarsan gerçi 4'e çıkarırsın. Bakarız ya haftalık şovlar falan olacak da ya ben bu tarz şeyleri pek sevmiyorum ya. İşte bu yüzden mesela Roman o yüzden saygı duyuyorum ben. Roman çünkü gerçekten bir şampiyon. Diğerleri yan sanayi şampiyon değil. Şampiyoncuk değiller tabii ki de şimdi. Baktığın zaman ama bazı mesela Brock Leser gibi gidip 503 gün boyunca sadece 7 kere maça falan çıkarsan olmaz. Ben böyle şeyleri istemiyorum. Bakalım ne olacak. Rey şu anlık bir emeklilik planının olmadığını söyledi. Çünkü hala bak performansı çok iyi. Fiziksel durumu çok iyi. Birazcık yayıldım ben bugün. Biraz böyle Böyle gidelim bugün. <laughs> Rey Mysterio TMZ'ye konuştu. Şöyle bir açıklamalarda bulunmuş. Sanırım en çok zevk aldığım zaman bu. Çünkü oğlumla yapıyorum bu işi. Ona rehberlik ediyorum. Büyümesini görüyorum. Hayranlarla yani fanlarla falan işte etkileşime girmesini görüyorum. Sanırım geçmişte olan bir maçı izlediğimde yavaşladığımı gördüğüm an diyeceğim ki kendime artık emeklilik zamanı geldi derim ama şu an bu zaman değil demiş. Ya bir şey diyeceğim. Şu an gerçekten Rey hala iyi güreşiyor. Ya bu tabii ki elbette ki fiziğinin de etkisi var. Sonuçta çok uzun boylu olan güreşçiler. 2-0-5, 2-10 bir Undertaker falan düşünün. Bir yerden sonra artık ki Undertaker da yine bence iyi yaşına kadar devam etti yani. Çok aktif şekilde değil ama Rey e bayağı baya takır takır her hafta koy maça çıkıyor zaten yani koyduğun zaman. Ben takdir ediyorum ya Rey Mysterio'yu. baya oldu. Kaç oldu? 45-46 olmuştur yaşı. WWE'nin AEW yalnız bırakmışsın. Neymiş bu? Eski WWE yıldızı Lance Storm. Haberleri direkt okuyorum ben şu an. hiçbir bir daha önce bakmadım. Haberiniz olsun. Hmm, Figure 4 Daily programında konuşmuş. Triple H'e destek vermiş Lance Storm. NXT'yi network'te bırakmaları gerekirdi. Bunun sorumlusu olan Hunter'ı bırakmaları gerekirdi diyor. AEW ile ha, yarışmamaları ve onları yalnız bırakmaları lazımdı. WWE böylece daha başarılı olabilirdi. Yani AEW ile şimdi NXT Network'te kalsın. Onu tekrar işte bir program gibi yapıp ondan sonra e, biliyorsunuz AEW ile NXT aynı gün yayınlanıyor diye. Ya, o savaşı AEW bariz şekilde yani rating savaşını falan kazandı ki doğal yani. Ama şöyle bir durum var. AEW'nin amacı artık direkt yani Raw SmackDown falan olması lazım. Bu da şu anlık pek mümkün görünmüyor çünkü inanılmaz bir grafik var. İnanılmaz bir grafik var WWE'nin. Herkes diyor ya böyle ki kesin haberi vardır onun. Bir bakalım. Neyse bir devam edeyim ben. Roman Reigns maç sonunda Seth Rollins'e niye saldırdı? Dave bildirdiği habere göre Roman Reigns Seth Rollins'e maçtan sonra şu yüzden saldırdı. Niye acaba? Dur bakalım Dave Meltzer yine nasıl bir çarpıcı açıklama yapmış. Roman'ın daha çok yuhlanması için bu yapıldı. Seth Rollins'in shield haliyle gelmesi. Maç sonunda Roman'ın shield intikamını almış gibi vurması seyirciyi daha çok etkilemek içindi. Bunu söylemek için Meltzer olmana gerek yok kardeşim. Sen de zaten bunu akıl ettin şu an. Çok doğal bir şey değil mi? Düşünsenize Shield olarak getiriyorsunuz. Face gibi karşısına çıkarıyorsunuz Roman Reis'in. Roman Reis'in elbette ki daha çok yuhlanması, buğlanması için orada gidip Shield'ın intikamını alıyormuş gibi. Sen yıllar önce böyle yapmıştın. Haber değeri taşımıyor bence çok. Kofi Kingston'ın elini şekli boçluydu. Evet. Arka biraz tepki gördü Kofi. Çünkü kendisini ilerleyen dakikalarda Biggie eleyecekti. Bak bu güzel bir şey. Biggie'nin Kofi'yi eleyecek olması bence güzel bir detaymış. Planlar değişiyor ama Kofi de artık bir yere kadar yani. Kofi bu yıldan itibaren bir düşünmeye başlar artık. Dur bakayım lan eskisi kadar şey değil miyim acaba? AJ önemli açıklamalarda bulunmuş. Wrestling, uh, Wrestling Incorporated'a konuşan AJ Styles neden WWE'de kaldığını, emekli olduktan sonra ne yapacağını NXT 2-0 hakkında konuştu. Burada olmak istiyorum burası benim yerim bana izin verirlerse burada emekli olacağım emekli olduğumda WWE'de bir Dereceye kadar çalışmayı umuyorum bir yere kadar çalışmayı umuyorum yaptığım işten zevk alıyorum güreşten sonra ne yapacağım sorulduğunda Shawn Michaels'a benzer bir rol Oynamayı çok istediğini açıkladı genç güreşçilere yardım etmenin yapabileceği en önemli şey olduğunu inanıyor ya Bu güzel bir şey bu arada Bu aslında bir sürü kişiyi Hayal kırıklığına da uğratabilir çünkü ya bunu çok söylemek istemiyorum artık ama böyle bir şey var arkadaşlar. Bunu artık kavrayın. insanlar bölündü. Bazı insanlar. WWE izleyenler, AEW izleyenler falan gibi gömüldü. Şey bölündü. <laughs> Gömüyorlar WWE falan. Neyse. Ya şöyle bir sıkıntı oluyor insanlarda. Hani sanki mesela AJ Styles WWE'ye ait bir güreşçi değil. O aslında tam bir işte gerçek güreşçi, AEW güreşçisi olması gerekirdi gibi bir kavram falan var ya böyle insanların kafasında böyle bir şey yok normalde. Şimdi böyle söylenince mesela Kevin Owens dedi ki ben burada mutluyum dedi. Hani bilmem ne iyi de para aldığım zaman elbette burada kalırım dedi yani. Bu çok doğal bir şey değil mi? Ama insanlar şöyle Kevin Owens bizim gözümüzde bitti. Şimdi de böyle söylediyse kesin bitti ya. Bırak abi. WWE'de çürüyün falan filan. Gerek yok abim böyle şeylere. Bu bir iş sonuçta baktığın zaman. Ve AC de burada mutluysa. Becky Lynch. Tamam geçiyorum bunu. Çünkü SmackDown'ı geçtiğimiz için bu haber artık güncelliğini kaybetmiş oldu. Royal Rumble sonrasında WWE severler çok kızmış WWE'ye. Al örnek bir tanesi burada. Royal Rumble maçını farklı şekilde yapsaydın, daha farklı kişiler gelip daha farklı sonlandırsaydın bilmiyorum bir şekilde. Ya, ya da en basiti bak yine bırak Lesnar'ı mı getiriyorsun? Bırak Lesnar'ı 30'dan da getirme. Daha önceden getir. Ya da 30'dan getiriyorsan hadi git bak. Bir bok yediniz. Şey yapalım en azından o boku böyle parfüm sıka sıka kokusunu değiştirmeye çalışalım. İyice rezalet bir şey olacak. Rezalet olacak ama şöyle bir şey söyleyeyim size. bırak Lesnar'ı böyle öfkelenmiş şekilde hani getirip dominant. Bayağı adam geldi normal. Suplexleri çekti. O eledi? gitti. Yani bilmiyorum onu hissettiremediniz bana. Tommy Dreamer WWE'nin elindeki Austin Theory fırsatını kaçırmaması gerektiğini söyledi. Austin Theory'e baya potansiyelli diyor. Çok da doğru bence. Austin Theory kesinlikle şirketin geleceğinde var olabilecek bir isim. Güreş yeteneği çok iyi. Bak ben çok seviyorum Austin Theory'i. Karizma marizma duruş falan diyorsan tamam işte Vince al abi Vince zaten kendin çalışıyorsun. Kesinlikle Austin Theory'i bence WWE mesela önümüzdeki 10 yıl için kapatması lazım. Austin Theory şu an kaç yaşında tam hatırlamıyorum genç de yaşı. kapat abi. Asın teri kapat. Sen yürü onla, Onu geliştir. Şirkette belki de Roman'dan sonra bir şeyler yapabilirsin. O adamı yükseklere çıkarabilirsin. Net ya. Şöyle bir bakalım. Hmm. Paul Heyman birazcık bir şeylerden bahsetmiş. Tribal Chief 20'li yaşlarının sonlarında sektördeki en iyi adam olamazdı. Biraz daha tecrübeli olması gerekiyordu. Biraz daha saçları <laughs> beyazlaması gerekiyordu. Evet, The Tribal Chief olmadan önce Tribal Chief gibi konuşmak mantıksız olurdu. Bu sunuma bağlı bir şey. Bu gerçekten kim olduğu göstermesine, kim olduğunu göstermesine bağlı kendini böyle görüyor. SmackDown'ın televizyondaki en iyi reality, reality show olduğunu söylemeyi seviyorum. Çünkü gerçek Roman Reigns'i ilk kez izliyorsunuz demiş Paul Heyman. Ya yani kendinize bir yüzleşin bakalım bir bakın. Şu an muhtemelen Roman Reigns'in şey demiyorum ama bak lütfen. Çok farklı. Biz şu an YouTube'da olduğumuz için elbette YouTube'daki bazı YouTuber'ların oyun içeriklerinden güreşi bilenler ilk defa. Ve ondan sonra başlayanlar elbette ki Roman Reigns o oh falan diyebilecekler. Ama eğer kendini birazcık böyle bu daha ben bir şeyler artık öğrendim güreş konusunda hani bunun ne olduğunu ve nasıl izlemem gerektiğini öğrendim diyebiliyorsan Roman Reigns'in eski zamanları seni de sıkabilir. Ben de öyleydim. Şu an Roman oldu. Uzatmayalım devam edelim. WWE hayranları Charlotte Flair'in Royal Rumble'da son ikiye kalmasına tepki gösterdi. Ben çok şey değildi benim için. Olabilecek bir şeydi. Çok da negatif bir yorum yapamam bununla ilgili yani. Charlotte onda Ronda Rousey Resilmeni 38'de olacak. Diye ta bak kaç gün öncesinin haberi bu. Fightful Select demiş. Zaten SmackDown'da duyurulduğu için devam ediyorum şu anlık. Konuşurum. En sonunda SmackDown'da birazcık yorum yapacağım. Kurt Angle Show podcast'te konuşan Angle şunları söyledi. WWE önümüzdeki bir ay boyunca şovlarda yer almamı istiyor. Bu konuda gerçekten heyecanlıyım. Ben neler beklediğini hep birlikte göreceğiz. Kurt Angle'ın bir şekilde öyle ya da böyle şeyde olmasını istiyorum ben. WWE bünyesinde olsun. Hatta yönetici olsun. Değil mi? Senaryo olarak. Bas abi bas. Bas yönetici yap. GM yap. Bir şey yap. Koy şeylerin üstüne koy ya. Daha böyle üst bir yönetici olarak. John Lauren Iris gibi yap mesela. Hani güya. Senaryoda böyle şeyin. Adam Pearce'la Sonya'nın üstünde falan. Yapın bunları. Ben isterim. Bakalım ne olacak. <laughs> <laughs> Pro Insider'ın in bildirdiğine göre Drew McIntyre Rumble şovuna geç kalmış. 21'den geldi diyor. Neyse tam geçiyorum. Esprisini yapmayalım. Austin Theory Hangman Adam Page'den daha iyi. Kim demiş bunu? Jim Cornette. Jim Cornette bu arada hafta, ha, sürekli şey övüyor. Austin Theory övüyor yani. Şöyle bir bakalım. Bak. Bireysel olarak adamları değerlendiriyor şu an Jim Cornette. Kendi fikridir. İzlerseniz falan. Ama şu an eminim ki. Mesela AEW fanboyları var. WWE fanboyları, AEW fanboyları diyecek ki hadi lan Erden ne demek Hangman, Adam Page'i o bizim şampiyonumuz. Öyle bir şey yok. Adam gibi izle, bak bakalım kendini değerlendir mesela. Demiş ki Jim Cornette, gerçekten Austin Terry'nin kariyerinin bu aşamasında AEW şampiyonu Hangman, Adam Page'den daha iyi olduğunu söylüyorum. Onun fiziği daha iyi. Bak fizik her zaman her şey değildir abi. Fizik konusunda okey, fizik daha iyi mi? E, fizik yani, Austin Terry'deki. Bu Hank Ben'in kötü göründüğünü söylediğim anlamına gelmiyor. Ancak Tyrion'in fiziği daha iyi demiş. Bu mu yani daha iyi dedi. Maçlarında ve röportajlarında daha fazla kişiliğini ve karakterini ortaya çıkarıyor. Adam Page röportajlarda fazla kişilik göstermiyor. Austin Tyrion bu arada promo konusunda iyi olduğunu düşünüyorum ben Austin Tyrion. Genel Vince McMahon'la olan hani o böyle şey çocuk var ya böyle. E, efendim bana fırsat verseniz şey falan böyle. Bence iyi ya. Bence şu an gerçekten hani Fizik olarak bakmıyorum. Fizik her şey değildir abi. Ben fiziğine bakmıyorum ama elbette ki Vince McMahon bakıyor. Jim Cornette de ta eski kafa olduğu için elbette öyle söyleyebilir. Ama yani promo olsun, mikrofon yeteneği olarak falan o bende ben de daha iyi olduğunu düşünüyorum bu arada. Matt Riddle vs. Randy Orton feud olacak mı? Hmm. Russell Watson bildirdiği habere göre WWE'nin geçen bahar bir önceki şeyde yani SummerSlam'den beri Randy Orton Riddle feud'u, yani Riddle işte feud'u resimleri yapmak istiyor. Hem de ortada bir kemer olmasını istiyor. Ne kemer olacak? Hayda. United States. Bilemiyoruz. Riddle'la ortanı ben görmeyi isterim bu arada. <Sessizlik> Shane ben herkesi kızdırdı. Ya iki saat uzatmayacağım. Uzatmayacağım bunu. Shane McMahon gerçekten belki Shane McMahon'de zaten biliyorsunuz uzak tuttular. Hadi bakalım dedi. Sen birazcık uzaklaş buralardan dediler. Bunun da haberi vardır kesin zaten iler şimdi. Ben çünkü daha 31 aralığın haberindeyim. Adım adım gidiyorum. Ya bir sürü kişi zaten ya Kevin Owens'ı elemesi falan bir şeyler. Maç içerisinde herkese zıtlaşması, tek başına herkese kafa tutarak güçlü bir imaj çizmesi, soyunma odasındaki herkesi kızdırmış. Shane McMahon'ın. Gerek yoktu bence de ya. Ya bilmiyorum uzatmayacağım ya. WWE Royal Rumble sonucu kimin fikriydi? İzliyoruz şimdi. Dave Meltzer'ın bildirdiği habere göre Rumble'la yapılan anlaşma şey ne yok ne, Brock Lesnar'ın herkesi indirmesiydi ve muhtemelen Brock'ın kararıydı. Bana Brock Lesnar'ın tam olarak istediğini alacağını söylendi ve bu Roman Reigns maçı için mümkün olduğunca güçlü görünmekte, ama Drew Lerink'te daha uzun kalmaları gerekiyordu. Süre yetmediği için kısa kestiler. Çok uzun sürdü bu arada Royal Rumble. Harbiden 4 saat oldu galiba değil mi? Bilemiyoruz ya. Brock Lesnar mı istemiş gerçekten? Ben geleyim de 30'dan şey yapayım falan diye. Bunu herkes düşünüyordu zaten. Royal Rumble'da Roman Reigns, Seth Rollins maçı için orijinal plan neydi? Seth'in Roman'la olan maçı, dev demiş bu arada, birkaç kez değişti. Esasen orijinal bitiş Roman Seth'in Yok Roman Reigns Seth Rollins'i temiz yeneceğiydi. Ve oradan ne olacağını bilmiyorum. oradan sonra ne olacağını bilmiyorum. Ancak Rumble Show'unun ana fikri Roman Reigns Brock Lesnar yılın maçı olduğu olması muhabbetiydi. Ve Rumble'daki her şey yılın büyük maçı olduğunu vurgulamak için. Bu yüzden ikisinin de gerçekten çok güçlü görünmesi gerekiyordu demiş. İkisi de güçlü göründü mü göründü. Roman Reigns pes ettirmedi bu arada. Yok etti şeyi orada artık. Şey yaptı yani. İyice diskalifiye etti kendini. Ondan sonra kemeri kaybettirdi şeye, Brock Lesnar'a. Brock Lesnar da gidip Roman şey Roy Rumble aldı, Roman Reigns aldı. Brock da Roman Reigns aldı 30'dan gelip. Yani güçlü gözüktüler. Okey. Nia Jax WWE'nin kadınlar Royal Rumble maçına dönme teklifini reddettiğini söyledi. Rene Young'la yanılmıyorsam bir röportaj falan gerçekleştirmişti bir podcast yaptılar. Bir sürü şeyden bahsetti orada ya şu an diyor şey baya ben kafam rahat diyor Nia Jax bana pek bulaşmayın diyor ben WWE falan filan istemiyorum diyor. Finn Balor NXT'ye dönmesinin kendisini gençleştirdiğini söyledi. My Love Letter to Wrestling programında konuşan Finn Balor şunları söyledi. Biraz bayatlamış gibi hissediyorum ve sanki biraz yorgundum, bitkindim. Ofisteki yazarlarla çalış çatışmamız ve onunla ilgili her şeyle uğraşmak biraz yorulmuştu. Yani işte sürekli çatışmışız bunu söylüyor. NXT'ye döndüğümde bunun beni ringde gençleştirdiğini hissediyorum demiş. Bir şey diyeceğim bu arada. Finn Balor herkes diyor. Finn Balor, Finn Balor, diyor. Finn Balor bence kesinlikle AEW'de olması gereken bir isim. Bence WWE'de olmaması gerekiyor. Yani kendisi için, kendi ili için. AEW'de daha iyi değer görebilir. Gerçekten çünkü AEW'nün genel konseptine... Konsept demeyelim onu konsept denmez daha doğrusu da. Yani AEW'nün ortamına kesinlikle daha uygun bir güreşçi. Bence artık bir şekilde kendini oraya atması lazım. Yani ne olacaksa. Tabi elbette para falan dersen WWE yine güzel para falan veriyordur da bilmiyorum AEW'den olur. WWE'nin şimdiden WrestleMania 39 için planlara başladığı söylendi. Yani Becky Lynch ne? Ringside News şu an için konuşulan iki büyük maç. Ha yanlış bir kere bu. Tamam. Bak. Geçiyorum bunları. Bomboş. Ha 39'muş. Pardon, 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 pardon. Wrestlemania 39'muş. 38 Dedi, çünkü 39 için diyor. Ronda Rousey ile Becky Lynch planlıyormuş şimdiden. Rock'la da Roman Reigns planlıyormuş. Neden? 39 benim bildiğim Hollywood'da zaten. O olur gibi. Dave Meltzer'ın bildirdiği habere göre WWE Shane McMahon'ın Wrestlemania'nın rakibi Seth Rollins veya Bobby Lashley olarak düşündüklerini söyledi. Seth Rollins'i vermeyin lütfen. Seth Rollins'i ben kemer maçında görmek istiyorum. Ama ya Brock Lesnar Elimination Chamber'da gidip WWE şampiyon olup Champion vs. Champion yapılırsa. Bro. Olur mu olur? Görelim. <laughs> Randolph'ın bir süre olmayacağı duyurulmuş. Brian Alvarez de bunu söylemiş. Riddle 2022 erkekler Royal Rumble maçının kazanan, kazanması planlanıyordu Riddle'ın. Hmm. Arkadaşlar. Son haftalarda artık Brock Lesnar'a dönülmüş. Riddle kazanması planlanıyormuş. Yepyeni bir yol çizecekti belli ki. Düşünün bakalım şu an. Bırak kazandı okey. Riddle kazansaydı ne olurdu? Bence yepyeni bir olay denenirdi. Bence de güzel olurdu bu arada. İnsanlar şimdi şey diyor, Ya Riddle böyle şey değil mi ya? İşte bro. He, Randy falan diye. Böyle bir adam. Rumble'ı kazanıp bilmem ne olabilir mi falan. Yaparsanız olur. Ya bu adam bir Madcap Moss değil bu arada. Bence Riddle iyi de reaksiyon alabilecek biri. Böyle bir şey olursa. Ya bir giden Bilmiyorum. bir giden daha iyi olabilirdi yani. <laughs> Bigi de iyi reaksiyon aldı. hakkını yemeyelim. Bigi'nin Money ben the Bank kazanması şey WWE şampiyon olması falan güzeldi yani reaksiyon olarak. Şöyle bir bakalım. Yani demiş ki Vince McMahon beni dans eden bir karakterde istiyordu ama şu anki hali daha iyi bence. Geçiyorum onu. Şu an hali daha iyi Doodrap'ın. İki saat çok uzun bir açıklama çünkü. Ana konusu o. Böyle dans eden, mans eden, zıplayan, abuk gibi hareketler yapan biri yapmak istiyordu beni Vince McMahon demiş. Doodrap'ın şu anki hali bence daha iyi devam ettik. Kapatayım şeyin. Okey. Booker T Riddle'ın gelecekte WWE şampiyon olacağına inanıyor. Hmm. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ne demiş? Belki bir gün WWE'de gelecekteki dünya şampiyonu olacak demiş. Şahsen ben Royal Rumble galibi o olacak. Haberlerini okuduğumda şok olmadım. Şaşırmadım. Bunun olduğunu görebiliyordum, olabileceğini tahmin edebiliyordum demiş. Bak Booker T Riddle'ın yükselebileceğini düşünüyor. Nia kovulma nedenini açıkladı. The Sessions with Rene Paket. Paquette de şey biliyorsunuz. Rene Young. Konuşan Nia Jax aşı olmayı reddettiği için kovulduğunu. Ya bu direkt ondan da dedim ama büyük bir bölüm ondan dolayıymış. Ben de dinledim konuşmayı. Nia Jax bayağı demiş. Yani aşı olmadığım için. Reddettiğim için falan. Ya bu da garip bir noktaya doğru gelmeye başladı ya. Dünyada her şeyin böyle duyar duyarı kasılıyor işte. Benim vücudum benim kararım. İstedim tamam istedin yaparsın abi sıkıntı yok da. Şimdi senin vücudun mesela sen istiyorsan götünü başına aç, sıkıntı yok değil mi? Ama şimdi sen aşı olmadın ve hastalık kaptın diyelim. Sonra onu başkasına yolladın. Onlar öldü falan böyle. Bu farklı bir şey gibi geliyor bana ya. Hani böyle benim vücudum, benim kararım. Okey bu, bu yönden kesinlikle haklı herkes. Ama bu birazcık hani kişi, sen, senin bireysel olarak senden ziyade biraz toplum kapsayan bir şey ya. O yüzden birazcık farklı düşünebiliriz be. Yani umarım hala aranızda ben aşı olmayacağım, dünyada düzdür zaten falan diyenler yoktur. AJ Styles kariyeri bitmeden Edge ile maç yapmak istiyor. Ben de istiyorum, ben de. DAZN'de konuşan AJ Styles demiş ki Edge'i istiyorum. Kalan son rüya maçlarımdan biri gibi hissediyorum ve birkaç yıl önce sakatlandığı... Hmm. Bilmem kaç yıl önce sakatlandığı için bunun mümkün olmaması olmayacağını düşünüyordum ama geri dönmesi harika bir şey diyor. WrestleMania'da olmasını isterim ben bu maçın. Süper. Ben de isterim bu arada. Bir AJ ile Edge kesinlikle bir WrestleMania maçıdır bu arada. Bakalım başka. WWE'deki en iyi teknik güreşçi Randy Orton. Kim demiş bunu? The Miz kısa süre önce The Ringer podcast'te konuk oldu. WWE'deki en iyi teknik güreşçi konusunu gündeme geldi ve şöyle cevap vermiş. Kofi'yi, Dolph'u, kendimi, Randy'yi tam zamanlı süperstarları sayıyorum. Öyle zaten. Edge belli ki orada ama gelip gidiyor arada. Dürüst olmak gerekirse şunu söyleyeyim. Ring'de teknik olarak Randy Orton'dan daha iyi olduğunu düşündüğüm kimse yok demiş. Ya bu teknik derken. Teknikli yani teknik tarz güreş değil bu. Baya baya şey demiş adam yani. Şu an Randy demiş yani. Bunu söylemene çok var bu arada biliyorsunuz. Yani. Çünkü neredeyse 20 yani neredeyse değil. 2022 yılı itibariyle 20 yıldır WWE'de bu bu güreşen bir adam Randy Orton. Lütfen. Arkadaşlar kendinize gelin. Ve bu adam daha 50'lerin çok uzağında. 40'larının başında daha. Bakalım neler olacak. Shane McMahon gönderildi. Vince McMahon'ın neymiş? Başka için yoktu. Shane kaos yarattı. Herkesi kargaşaya soktu. Rumble'daki herkesi kızdırdı. Diğer yapımcılarla açıkça gömdü. Shane McMahon bu arada baya biliyorsunuz bazı şeylere müdahil oldu orada. Vince'in istediği şeyleri değiştirdiği için de Vince onu artık hadi bakalım go home falan demiş yani. Böyle bir şey olduysa doğru karar abi. Yani hiç 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 bana şey yapmayın bu arada işte Vince ben bilmem ne falan. Ben bazen anlamıyorum insanları ya. Hani tamam eleştirebilirsin ben de eleştiriyorum. Mesela en basiti birazdan bahsedeceğim zaten şeyde. Mesela niye hala Goldberg'i ısrar ediyorsun? Araplar seviyorlar. Of. Arap izleyiciler de muhtemelen artık birazcık kafalarını değiştirmeleri gerekir. Öyleyse yani. Kızıyorlar Vince'e sürekli. Vince, Vince, Vince. Vince yaptı. Vince berbat falan. Abi Vince McMahon olmasaydı şu an bu sektör bu halde değildi. Değildi. Bunu da bilin. Erkekler Rumble'ın sıkıcı olduğunu farkındalar. Kimmiş bu? WWE farkındaymış. Erkek Brian Alvarez demiş ki erkekler Royal Rumble'ın sıkıcı olduğunu düşünen tek kişinin ben olmadığımı bilmekten memnun olacaksınız. Erkekler Rumble'ın sıkıcı olduğunu gayet iyi farkında herkes. Çok kötüydü. Benim izlediğim, canlı izlediğim en kötü Royal Rumble maçıydı ya. Tepki videomu izleyin bu arada. Tepki değil pardon inceleme videomu. Harbiden birazcık içimi boşalttım yani orada. Şöyle bir bakalım. Neler var neler. WWE rekor kırdı. WWE 2021'de 1 milyar doların üzerinde gelir ile bitirdiğini söyledi. Bu şirket tarihindeki en yüksek hasılat yılıydı. Kazanç raporu WWE'nin 1.95 milyar dolar bürüt gelir getirdiğini belirtiyor. Bir önceki yıla göre yüzde 12'lik bir artış dördüncü çeyrek gelirleri yüzde 30 artarak toplam 310 milyon dolar oldu. Vince ben bu konuda açıklamada bulundu. 2021'de şirket tarihinde ilk kez 1 milyar dolara aşan önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Yılı Peacock dahil olmak üzere yeni dijital platformlarda dağıtımla daha geniş bir kitle katılımını sağladık ve böyle de devam edecek demiş. Şimdi... Bir grafik vardı şu an onu ekranlara getiremiyorum. Ya böyle artıyor direkt grafik. Şimdi arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse. WWE kötü, WWE batıyor falan. Şimdi izliyor çünkü böyle. Bak adam izliyor böyle. İzliyor. Kötü bir şey oluyor mesela. Bırak yazar. 30'dan geldi değil mi? Yani çok tahmin edilebilir bir şey. Bilmem ne. Senaryo sıkıyor. Beni de sıkıyor. Bak nedense bir iki haftadır böyle bir ben şeyim yani. Hem güzel bir şey yapıyorlar Roman Reigns'le ilgili. Sonra bir Bırak ile ilgili bir şey yapıyorlar. Mesela benim için kötü bana göre daha iyi bir bak yine bırak Lezro olsun sıkıntı yok ama daha iyi bir hikayeyle yedirebilirsin. Paul Heyman'ın hikayesi çok güzel ama ilk akla geleni yapıyorsun. Rumble kazandırıyorsun falan. Neyse. Adam izliyor böyle. WWE kötü. Hemen yazıyor mesela. Ben bir, bir video paylaşıyorum. Altına şey yazıyor. WWE bok gibi bok gibi AEW izleyin falan mesela. Abi izle AEW yine bak ben de. Ben şu an bu videoyu cumartesi günü çekiyorum. Öncelikle sabah uyandım. SmackDown'u izledim. Ardından da Rampage izledim mesela şey yok ki yani böyle öyle olmasın böyle olsun falan. Adamlar bak batıyor mu? Adam 1 milyar dolar açmış lan brüt gelir bir yılda. WWE batıyor. WWE bundan sonra birazcık şeyleri pazarlayacak böyle işte Peacock. Sonra Disney Plus Hotstar. Ondan sonra bilmem ne. da falan da var galiba bilmiyorum. Hulu var mıydı da böyle farkındaysanız aslında WWE şu böyle sürünüyor mürünüyor falan değil. Doğruyu söylemek gerekirse. Arabistan şovları falan da var. Yani. Ha. Senaryosal izlenirlik açısından sundukları şeyler diyorsan elbette ki eskisi gibi değil. Yani o ayrı bir olay mı? Tony Khan, Chris Jericho'nun Inner Circle dağıtma fikrini reddetti. Hayda. Jericho kısa süre önce Inner Circle'ın dağılmasını istedi. Tony Khan da bunu reddetti. Hayır beğenmek zorunda değilsin ama biz devam edeceğiz demiş. Aralarında olaylar oluyor. WWE geliyormuş şey. Chris Jericho. Proactive olsa. Yok onlar iyi. Bence şey değil ama. Yani. Fikirdir. Dağıtalım demiş. O da yok. Hani, devam edelim demiş. Heh, Brian Kendrick olayı. Bak bu, bu bunu merak ettim. Brian Kendrick WWE'den ayrılmak istedi. WWE onay verdi. Hemen Dynamite'da Moxie'ye karşı maçı duyuruldu ve olmamıştı. Onu bak nedenini bilmiyorum ben. Hala araştırmadım. Brian Kendrick'in geçmiş yıllara ait yüzlerce insanın hayatını kaybettiği olaylarla ilgili dalga geçti videolar. Heh. Bak o, Böyle bir haber okumuştum bu arada. Özür dilemiş. Hatta yıllar önceki işte ya Holocaust, soykırım muhabbetleri falan bir şeyler onlar. Tam ayrıntısına bakmadım. Sonra Tony Khan, Brian Kendrick'in maça çıkmayacağını açıklamış. 24 saat içinde hem WWE'den hem de AEW'den gönderildi diyor. Bak gönderildiğini bilmiyordum ben Brian Kendrick'in bu arada. Çok ilginç ya. Yani. WWE bir kez Jafar'da hikayesi ilerlemek için sahte... Ya off. Medyanın güreşe davranış şekli çok yanlış demiş. Freddy Podcast'te konuşan. Jafar ne kim? Freddy Prince aynen. Geçen de Jafar hikayesini ilerletmek için fake haberler yaptıklarını söyledi. Heh. Armageddon 2008'deki Triple Threat maçında Jafar eklenebilmesi için sadece bir senaryoydu bu demiş. Geçelim abi. Çok karışık bir konu. Hikaye çizmişler. Google Translate çeviriden de şu an zorlayamayacağım kendimi. Matt Riddle, Randorton hakkında konuşmuş. Spor eğlencesi, sports and entertainment söz konusu olduğunda adam bu işi anlıyor. Ondan çok şey öğrendim. Randy ile takılmak harika. Dürüst olmam gerekirse adam gerçekten çok iyi. O beni güldürüyor. Ben onu güldürmeye çalışıyorum. Biz çok eğleniyoruz. Ekranda çok farklı olsak da ben ve Randy gerçek hayatta oldukça benziyoruz. Çok ortak noktamız var. Çok iyi anlaşıyoruz demiş. Bu güzel bir şey. İkisi de beraber ortak senaryo olarakken bunları yansımaları güzel bir şey. Fightful Select'in haberine göre Mustafa Ali'nin WWE'de bir yıl daha kontratı bulunuyor. He, şimdi ne olacak bakalım. Bak Mustafa Ali çıkıp deseydi bak bilmiyorum nasıl ilerleyecek. Benim görüşüm Mustafa Ali çıkıp deseydi ki WWE. Ya ben burada pek şey değilim. Anlaşalım ya hani beni salın. Ben de şey falan ben çok WWE'ye aşırı sıkıntı çıkaracağım. Hayır lan seni zincirlere kapatacağız buralara. Zindanlarda çürüyeceksin falan diyeceğini zannetmiyorum. Ama böyle Mustafa Ali çıkıp da ben işte gideceğim de bilmem ne işte böyle arkada duygusal müzikle şeyler. Ondan sonra Joker'in paraları yaktığı fotoğraflar falan. Bunları koyarsan WWE'nin şöyle bir hakkı var. Bir yıl boyunca yat lan, köpek. Bir yıl boyunca tamam al paranı kapa çeneni bir senede hiçbir şeyde şekilde güreştirmem deme hakkı var bu arada biliyorsunuz değil mi? Sözleşmeli güreşçisi. Keşke böyle yapmasaydın ya Mustafa Ali bilmiyorum. Daha ılımlı şekilde yaklaşılsaydı bence daha iyi olabilirdi. Kendi önünü kapatmazdı bir yıllık en azından ama şu an bilmiyorum. O bir şekilde Mustafa Ali'yi tamamlan falan deyip gönderebilirler. Rendort'un güreşi ne zaman bırakacak? Rendort'un demiş ki aynen 41 yaşındayım. 50 yaşıma geldiğimde sanırım belki bırakırız. Goldberg geri mi dönüyor haberi? Geçelim abi. Birazdan değineceğim zaten. Karen Cross Triple H'e övgülerde bulundu. CBS Sports'a konuşan Cross, bana göre o doğal bir lider, sesini yükseltmek zorunda kalan biri değil. İnsanların onu dinlemesi için kızması gereken, yani öf şey sesini yükseltmesi gereken biri değil demiş. Birlikte çalıştığım her an çok iyiydi. Favorileri arasında hiç ayrım yapmazdı. O her zaman adaletli oldu diyor. Burada farkındasınız değil mi? İnsanlar mesela Triple H'in hep eski zamanlardaki şeylerini konuşuyor. Kötü mü falan diyor. Tam en sevdiğim güreşi diye demiyorum ama Triple H gerçekten çok değişti. Hani eski oranla çok değişti. Abi herkes değişti burada. Shawn Michaels öyleydi. Randy Orton da öyleydi. Herkes değişebiliyor. Değişti adam ve bir yerden sonra gerçekten evet şirkette bir yönetici şekilde şirketin geleceğini etki etmeye çalışan bir isim oldu ve bence gayet iyiydi aslında. Şöyle bir bakalım. Metaverse. O Stephen McMahon demiş ki tamam. Şu an Metaverse ilgili durum tespit yapma aşamasındayız. Ortaklarla buluştuk. Metaverse hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrendik. Metaverse de yürüyormuş WWE'yi. Bakalım göreceğiz ne olacak. Her boka da Metaverse demeyin abi ya. Twitter'a bir giriyorum. Adam Roblox oyunu var Metaverse. Bilmem ne fotoğraf var Metaverse. Hadi Metaverse. Bokunu çıkarıyorsunuz iyice ya. Her şey Metaverse oldu. Tamam o zaman şey de Metaverse ne bileyim oynadığın herhangi bir oyun metaverse o zaman, değil mi? Oyunun bir dünyası var ve oradasın. herhangi bir şey ya. LOL, LOL oynuyorsun metaverse abi o zaman. LOL'ün bir dünyası var ve oradasın. var. Öyle bir şey değil ki bu. i̇nsanların şu kavram kargaşaları beni bezdiriyor bazen. Öyle bir bakalım. Vince McMahon Arkebron ayrılmasını istemedi. Bir yerden sonra ayrılacak o. Sadece sadece başlıkları okuyorum. Çok uzamasın çünkü 32 dakika olmuş. WWE Braun Breaker için Rumble planını iptal etti. Rumble maçında Dolph elemesini ve ikisi arasında bir feud başlatmayı düşünüyordu. Ancak Rumble'da NXT'den kimsenin olmamasına karar verdi sonradan. Valla Dolph Ziggler elebilirmiş ya. Olabilirmiş. bakalım. Biggie'nin geleceği ne olacak? Şu anlık New Day gibi görünüyor. Kevin Cross'un AEW'ye katılacağı söyleniyor. Bu bu arada çok muhtemel bir durum. Tony Khan da zaten bir süredir şey yapıyor ya. İşte birileri geliyor bak gelecek falan filan değil galiba geliyor gibi artık Kerin Cross'ta AEW'ya. Ronda Rousey evde antrenman yapabilsin diye WWE evine güreşçi gönderdi. Aa, Ember Moon'u mu göndermiş? Hazırlanması büyük ölçüde katkı sağlayacak. Aa, Ember Moon. Ember Moon da Twitch'te yayın yapıyor. Geçen Pokemon falan oynuyordu bir gittim. Partner yayıncı olunca yanında tik olunca insanlar umursuyorlar bazen hoşuma gidiyor Gittik öyle sohbet etmiştim bir iki böyle yazıştım Sohbet derken chatine yazdım yani o da cevap verdi falan öyle de 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 de. Şöyle bir bakalım bakalım Dave Meltzer'a göre Vince McMahon WrestleMania'da title vs title maçı istiyor Ya ben bunu istemiyorum ya yine aynı ikisinin arasında maç olsun tamam mı title vs title olmasın ya Olursa da Roman Reigns alsın bu arada. Brock Lesnar çünkü belli ki artık işte arada gidecek gelecek. Belli bir dönem görecek ama şu anki sürecini ben bak takdir ediyorum Brock Lesnar'ın. Çünkü vardı ya mesela çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da şey demişti de, yorumlamıştı sıçtık falan diye. Artık anca WrestleMania'da gelir. Rumble'da gelir falan öyle değil. Brock Lesnar harbiden geliyor yani daha aktif. En azından daha önceki durumlarına baktığınız zaman aktif yani. Ama bakalım ne olacak bilmiyorum bundan sonra. Artık resim sonra herhalde biraz çekilir. Çünkü öyle bir maç olsa Roman alır bence. Lacey Evans, Bailey ve Asuka'nın yakında geri döneceği WrestleMania hazır olması belki. Bak bu arada üçü de Lacey Evans tamam ama Bailey ile Asuka çok iyi güreşiler. Yani Lacey Evans doğum yapmıştı. Zaten bir süredir de bayağı şekillendirdi tekrardan kendi Instagram'dan fan bakabilirsiniz. Bailey ile Asuka'da sakatlıkları vardı. Geliyor gibiler. AEW Kidley ile görüşüyor. Ya zaten bir şey diyeceğim. iki tane şey duyurulacak falan diyorlardı ya. iki kişi gelecek falan diye. Tony Khan da böyle demişti. Keith Lee, Karrion Kross, diyorlar genelde. Hani bunlardan ikisi falan da. Keith Lee ile Karrion Kross olur gibi de Jeff Hardy sanki bir Mart'ta falan galiba. Öyle bir şey falan gelir herhalde. Tam bilmiyorum. Keith Lee ile Karrion Kross galiba artık AEW'ye geliyor gibi yani. Genel olarak böyleydi. Kısaca hemen SmackDown'a değineyim. Son, ki, son artık kapatalım. SmackDown'da bahsetmemiz gereken as bir olay. Drew McIntyre ile Madcap Moss maçı duyuruldu Elimination Chamber'da ilgimi çekmiyor. Roman Reigns'in de geçiş rakibi olarak Arabistan şov olduğu için Goldberg geldi de sen you are next. İki, kelim, iki cümle konuştu zaten. Tamam ak senin aklına buluculuyorum ama kurbanım sen olacaksın falan dedi. Gitti oraya. Bir de Charlotte'la Ronda Rousey. Ronda Rousey Charlotte seçti. Ro şey için, WrestleMania için. O da muhtemelen bana göre birinci gecenin main event olacaktır. Bir kadın maçı yaparlar. Arkadaşlar çok konuştuk bununla ilgili. Son kez konuşuyorum. Çünkü aramızda yeni arkadaşlar var. Goldberg falan Goldberg benim çok sevdiğim bir güreşçi. Ben genç yaşlarımdayken, WCW izlerken, Flash TV'lerde çok sevdiğim bir isimdi ama o isimdi o. 2016'da geldiğinde yine okeymiş ama bir yerden sonra artık Goldberg gelip gidip kemer maçına çıkıyor. Farkında değil misiniz? Geçen sene Royal Rumble'da da bunu yapmadı mı mesela? Goldberg geldi, Drew McIntyre seninle maç yapacağım yenildi. Sonra hadi bir Babileş ile maç yaptı falan. Babileş ile Crown Jewel maçı en azından beklediğimden daha iyiydi. Ama şu an Roman Reigns'le ya gerçekten Roman Reigns'in karşısına çıkacak adam. Şu Roman Reigns'in karşısına çıkacak adam Goldberg mi lütfen. Küçümsemiyorum ama WWE'nin Goldberg'i kullanış şekli yanlış artık. Zaten bu da kontratımın son maçı diye biliyorum. Yeni kontrat yapmazlarsa. Ya Roman Reigns'e kaybedip artık bir daha gelmesin muhtemelen. Emekli olsun bu bence güzel de bir şey olur yani. Hadi Arabistan'da çok sevdiği, çok sevildiği Arabistan'da olsun yani. Uzun konuşacaktım da vazgeçtim ya. Çünkü gerçekten ya Goldberg'i niye abi böyle diyorsun? Hayır ben Goldberg'i seviyorum arkadaşlar. Goldberg'i seviyorum. Ya Goldberg'i muhtemelen şu an bu videoyu izleyen yani 100 kişinin 99'undan daha çok izledim. Öyle söyleyeyim. Eskide kaldı be. Yani WWE böyle kullanmasın artık onu. Bir yemiyorum ben. Goldberg bana şey yaratmıyor böyle. Uf falan diye. Hayır bak yemin ederim şu an başka biri gelse daha farklı eskilerden daha çok heyecanlanırım yani. Goldberg bana bu heyecanı yaratmıyor. Gerçekten yaratmıyor. Bir kişiden kişiye göre değişebilir ama. Ya Goldberg'ün zaten yenemeyeceği çok belli Roman Reigns'in. Ha. Brock Lesnar Royal Rumble'ın öcünü alırsan ne olacak Roman Reigns'ten? Düşünsenize. Brock Lesnar maça karışı Roman Reigns'e kaybettiriyormuş. Universal şampiyonu Goldberg. Goldberg Arabistan'da <laughs> kaç 550 gün mü olacak artık? 540 530 günlük sürecini bitiriyor falan. <laughs> Roma'nın böyle bir şey olsa direkt var ya. Yayını kapatmam da tabii. Ne olur bilmiyorum. 19 Şubat cumartesi saat 8'de Arabistan şov olduğu için canlı Elimination Chamber var. Hepinizi bekliyorum. Twitch'e gelin, oralarda takılalım. Ben aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftalık gündem sohbet bitti. Haftaya görüşürüz. Bye.